Hazır çok başlayabiliriz. Evet, bugün güzel bir müsabaka oynandı Ziraat Türkiye Kupası'nda. Gerçekten kupa maçlarının formatı, maçları bayağı keyifli geçen maçlar var. Bugün de ondan bir tanesi oldu. Şölen havasında geçti. Bizim açımızdan en azından. İki maçta hem Erzurum'daki maç hem buradaki maç. Tabii ligde hedeflerimiz var. Ciddi bir kadromuz var. Bakıldığı zaman kadro derinliğimiz de var. O yüzden kupada biraz bu konuda ısrarcı oluyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gidelim diye. Çünkü hani ben Süper Lig takımlarında bile bendeki kadro derinliği yok. O yüzden oynamayan oyuncularımız için, az süre alan oyuncularımız için hep hem bir fırsat hem performanslarını artırıcı bir gelişme. Tabii iki tane Beşiktaş maçının bize anlattığı çok şey var. Çok güzel organizasyonlar yaptık. Çok güzel goller attık. Tabii yediğimiz golleri de analiz etmemiz lazım. Tabii kendi ligimizde niye bu kadar yapamıyoruz gibi bir bu maçların anlattığı şeyi gelecek olursak ben hep şunu ifade ediyorum. Benim oyuncularımın geneli Süper Lig kalitesinde oyuncular oynamaya çalışan, futbolun gereğini sahada yapmaya çalışan oyuncular. Ama tabii bizim ligimizde daha her takım bize karşı daha kapalı oynamaya çalışıyor. Üretmek zorundayız. Üretemediğimiz zamanlar sıkıntılar yaşıyoruz. Ama Beşiktaş gibi veya diğer Süper Lig takımları gibi takımlar bize oynamaya çalıştığı zaman biz de oyuncularımız da kendi kalitelerini ortaya koyuyorlar ki bu iki maç bize özellikle bu iki maç Bursa maçı da kupa maçı da anlattığı şeyler bunlar. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Erzurum'a hayırlı olsun Erzurum şehrine. En azından Erzurum şehrini güzel temsil ettiğimizi düşünüyorum. Hem sahadaki duruşumuz, oyunumuz, mücadelemiz, rakibe saygımız her şeyiyle bize yakıştığını düşünüyorum bugünkü turun. Kazanarak tur atlamak da güzeldi. Özellikle Beşiktaş gibi takıma geriye düşüp çevirmek de önemliydi. Dediğim gibi oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun. Şimdi çok çabuk unutarak pazar günü çok önemli bir Balıkesir spor maçımız var. Sahamızda oynayacağız. O maça odaklanıp inşallah oradaki hedefler bizim için de çok önemli, çok çok önemli ki Erzurum şehri Süper Lig'e yabancı değil. Bir sene inşallah biraz özlemden sonra tekrar ait olduğu yere döndürmek için biz elimizden gelen en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. İnşallah bunu da taçlandıracağız sezon sonu. Süper Lig'e dönüş sinyalleri tabii ki veriyoruz Fatih Hocam ama demin de ifade ettiğim gibi kendi ligimizde biraz bu konuda zorlanıyoruz açıkçası. Söylemek gerekirse. Ama artık ligimizde de özellikle ikinci yarı maçları çok zorlu olacak. Playoff hesapları, düşme hesapları, ilk iki hesapları. O yüzden bu performansın belki kat kat fazlasını göstermemiz gerekiyor. Soko olayına gelince tabii gerçekten bizim ligimizde de yani bir alt ligde de çok kaliteli yabancı oyuncular olabiliyor. Soko da bunlardan biri ki geçmişinde Wolfsburg, Saint-Étienne, Panathinaikos gibi ciddi takımlarda oynamış bir oyuncu. Tabii Sissoko bu kadar yetenekli bir Sissoko eğer bir yerlere tam gelemediyse kendini de sorgulaması gerekir diye düşünüyorum. Ama araştırılırsa böyle oyuncular bulunuyor. Tabii Eskişehir Spor'daydı Sissoko. Boşa çıktıktan sonra biz tabii asla önceden hiçbir hamle yapmadık. Sadece boşa çıktı. Ondan sonra bize söylediler. Biz kadromuza kattık. Benim söyleyeceğim tek şey burada artık futbolun hani kariyer oynamıyor sahada ya da geçmiş oynamıyor. Futbolun artık hatta Şenol Güneş hocamızı da buradan tebrik etmek lazım bu vesileyle. O kanıtladı Türkiye'de ne kadar yetenekli gençlerin işte gurbette ne kadar yetenekli gençlerin olduğunu kanıtladı. Dolayısıyla Sivasspor kanıtlıyor. Artık futbolun bir mücadele işi olduğunu bu veriler ışığında değerlendirirsek o zaman doğru sonuca varırız diye düşünüyorum.